Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir şekilde lahana sarması nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. Özellikle lahananın açım aşamalarını, yapraklarını ayırma aşamalarını dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi buyurun hep beraber yapım aşamalarına geçelim. Şimdi bu işin püf noktası olan lahana haşlamadaki en büyük kolaylığı sağlayacak olan işlemi yapmaya başlıyoruz. Şimdi orta kısmını oymuş olduğumuz lahanamızı haşlamak için büyükçe bir tencereye alıyoruz ve üzerinden kaynar su ilave ederek haşlamaya başlıyoruz. İlave etmiş olduğumuz suyu orta kısmından dökersek ara katlarına daha kolay ulaşacağı için daha çabuk yumuşayacaktır lahanamız. Gördüğünüz gibi içerisine alıyor vermiş olduğum suyu. Su ilavesi yeterli. Şimdi kaynamasını bekleyeceğim ve katlarını tek tek ayıracağım lahananın. Bakın kolayca çıkıyor. Kırılmadan, dağılmadan tüm lahanamızı bu şekilde kolayca sarmak için hazır hale getiriyoruz. Çıkarma aşamasında katları takip ederseniz çok daha kolay çıkacaktır. Şu şekilde gördüğünüz gibi kesinlikle kırılma, dağılma herhangi bir şey olmuyor. Şu an çok sıcak olduğu için biraz tutmakta zorlanıyorum. Hemen bir tane maşa alacağım. Şu şekilde maşayla rahat tutulacaktır. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Kaynaya kaynaya yaprakların saldığını gördüğünüz zaman tek tek alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lahanamızın en son dalına kadar tüm dallarını en ufak bir kırılma olmadan yumuşacık, sapasağlam ayırdık. Sarmamızın yapımına başlamadan evvel burada 3 yemek kaşığı kadar tane sumağım var. Bunu sıcak su ile bir kabın içerisine ıslıyorum ki aromasını bıraksın. Sarmamın yapımına yapraklarımı, lahana yapraklarımı şu şekilde hazırlayarak başladım. Şimdi sizlere de nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şu orta kısmındaki damarlı bölümü şu şekilde çıkarıp aldım. Ve ardından sarabileceğim boyutlarda parçalara ayırdım. Şu şekilde kenarından çıkanları alt kısmına koyacağım tencerenin. O yüzden ayırıyorum. Bu şekilde düzgün parçalar elde ettim. Ve şimdi bu ayırmış olduğum parçaları lahanamı pişirmek için hazırlamış olduğum tencerenin tabanına gelişigüzel diziyorum. Şimdi sarmamızın iç harcının hazırlığına geçebiliriz. 2 adet büyükçe kuru soğan kullanacağım. Yemekliği ince ince doğrayacağım soğanlarımı.
Yemeklik doğramış olduğum soğanlarımın üzerine 3 adet sarımsağım var. Onları da rendeliyorum. Burada ıslatmış olduğum 2 su bardağı pirincim var. Pirincimi de ilave ediyorum karıştırma kabıma. Burada yarım su bardağı kadar sızma zeytinyağım var. Onu da ilave ediyorum. Bir su bardağı yazdan hazırlamış olduğum domates sosum var. Domates sosumu da ilave ediyorum. Burada bir tutam maydanozum var. Maydanozumu da ilave ediyorum. Burada baharatlarım var. Nane kullanacağım. Kuru nane, kırmızı pul biber, karabiber, tuz ve yeni bahar kullanacağım. Onları da ilave ediyorum. Ve son olarak yarım çay bardağı kadar nar ekşisi kullanacağım. Nar ekşisinin lezzetini çok seviyoruz biz dolmalarda, sarmalarda. Bu şekilde ilave ediyorum. Şimdi iç harcımı güzelce harmanlıyorum. Tüm hazırlıklarımız tamam. Şimdi sarmamızı sarmaya başlayabiliriz. İsterseniz bu şekilde tahta üzerinde sarabilirsiniz. İsterseniz elinizde de sarabilirsiniz. Ben şimdi sizlere iki usulü de göstermek istiyorum. Hangisi sizin elinize yatarsa onunla o şekilde sarmalarınızı sarabilirsiniz. Birinci usul bu şekilde. Yani sarma sarmayı çok yapamıyorum, beceremiyorum derseniz ki bu usul oldukça pratik. Şu şekilde gördüğünüz gibi sarmalarınızı sararak tencerenizi. Bir diğer usul de elde sarma şekli arkadaşlar. Lahanalarınızın iç harcını bu şekilde koyup rulo yapıyoruz. Kenar kısımlarından piştikten sonra taşmıyor. Gerçekten buna emin olabilirsiniz. Birbirlerine destekleyerek koyduğumuz için hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Rahat olsun gönlünüz. Şimdi bir kez daha göstermek istiyorum. Şu şekilde iç harcımı dip kısma koyuyorum. Bu şekilde sarıp tencereme diziyorum. Bu yöntem bana daha pratik geliyor. Diğeri biraz el oyalayıcı geliyor açıkçası. Yıllardır ben bu usulle sararım. Şöyle uç kısmından fazla gelenleri kesip sarma işlemini tamamladım. Şimdi üzerine yemeğimin yapımına başlamadan önce ıslatmış olduğum 3 yemek kaşığı kadar tane sumağım vardı. Yemeğimin üzerine süzüyorum. Yemeğimin üzerine 1 su bardağı kadar daha kaynar su ilave edip pişirmeye hazır hale getiriyorum. Şimdi pişirmek üzere hazır olan yemeğimizin üzerine şu şekilde uygun boyutlarda bir porselen tabak koyuyorum arkadaşlar. Ki bu şekilde sarmalarımız dağılıp parçalanmasın, dağılmasın. Şu şekilde hafif bastırıyorum. Ve kapağını kapatıp
pişmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi hiç dağılmadan güzelce pişmiş lahanalarımız. Sizler de bu tarifle yapmak isterseniz açıklamalar bölümüne malzeme listesini ekleyeceğim inşallah. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.